Şimdi arkadaşlar yardımcı bilinmeyen kullanılarak çözülebilen denklemlerden bahsedeceğim. İlk örneğimiz genelde klasik olan soru kalıplarından bir tanesi. X üzeri 4 eksi x kare eksi 12 eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi. Burada x üzeri 4'ün x karenin karesi olduğuna dikkat edecek olursak eğer biz x kareye a dersek a kare eksi a eksi 12 eşittir 0 denklemi çıktı. Çarpanlarını ayırdığımda a eksi 4'e a artı 3 diye. A değerim ya 4'tür ya da eksi 3'tür arkadaşlar. A dediğimiz x kare. Dolayısıyla karesi hiçbir zaman eksi 3 olamayacağı için bunu attık. Karesinin de 4 olabildiği değerler 2 ve eksi 2 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bir diğeri üstel bir ifadeyle beraber sorulmuş denklem. Daha önceki yıllarda buna benzer bir soru soruldu aslında. 2 üzeri x'e eğer biz bir a ifadesi diyecek olursak 4 üzeri x diye bahsettiğimiz ifade 2 üzeri x'in karesi olduğu için a kare olarak karşımıza çıkacak. O halde a kare eksi 6 a artı 8 eşittir 0 denklemini eksi 4'e eksi 2 diye ayırdık. Demek ki a değerim ya 2'dir ya 4'tür diyoruz. A dediğimiz 2 üzeri x'ti. 2 üzeri x'in 2 olması x'in 1 olmasıyla 2 üzeri x'in 4 olması da x'in 2 olmasıyla mümkündü arkadaşlar. Yine kalıp sorulardan bir tanesi. X kare eksi 2 x'in karesi eksi 11 tane x kare eksi 2 x artı 24 eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi istenmiş. Parantez içindeki ifadelere eğer biz aynı değişkeni yani a'yı diyecek olursak o zaman elimizde a kare eksi 11 a artı 24 eşittir 0 diye bir denklem oluştu. Biz bunu eksi 8'e eksi 3 diye çarpanlarını ayırdık. Yani a eksi 8'e a eksi 3 gelmiş oldu. A diye bahsettiğimiz x kare eksi 2 x'ti arkadaşlar. O halde yerine koydum x kare eksi 2 x olarak. Elimizde iki tane ikinci dereceden denklem çıktı. İlkini çarpanlarını ayırabiliyorum. Çarpımları eksi 8 toplamları eksi 2 yapan sayılar x eksi 4'e x artı 2. Diğer taraftan çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 yapan sayılar da x eksi 3 ile x artı 1. Dolayısıyla 0'a eşit olabilmesi için x'in ya 4 ya eksi 2 ya 3 ya da eksi 1 olması lazım arkadaşlar. Bir diğeri karekök x eksi 5 tane 4. dereceden kök x artı 6 eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi istenmiş. Biz burada 4. dereceden kök x ifadesine a diyecek olursak karekök x diye bahsettiğimiz ifade arkadaşlar bunun daima karesidir. Demek ki bu ifade a kare eksi 5 a artı 6 eşittir 0 diye yani biz onu a eksi 3 a eksi 2 diye ayırmış olduk. Demek ki a değeri ya 3'tür ya da 2'dir. A dediğimiz 4. dereceden kök içerisinde x'ti arkadaşlar. Biz kökü kaldırabilmek için her iki tarafın 4. kuvvetini alacak olursak 3'ün 4. kuvvetinden dolayı cevap 81 veya 2'nin 4. kuvvetinden dolayı cevap 16 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir diğeri 2x artı 1'in x eksi 1'e oranıyla 4x eksi 4'ün 2x artı 1'e oranı toplandığında sonuç 5 çıkıyorsa reel sayılardaki çözüm kümemiz istenmiş. Şimdi ikinci ifadeye dikkat ederseniz biz bunun payını ortak parantez olan 4 parantezine alırsak x eksi 1'in 2x artı 1'e oranı gelmiş oldu 4 ile çarpılan. Yan tarafa da dikkat ederseniz orada da 2x artı 1'in x eksi 1'e oranı var. O halde biz 2x artı 1'in x eksi 1'e oranına eğer a dersek yanındaki ifade 4 bölü a oldu eşittir 5. Her iki tarafı a sayısıyla genişletirsek a kare artı 4 eşittir 5a oldu. Yani a kare eksi 5a artı 4 eşittir 0 halinde çarpanlarına ayrılmış oldu. Dolayısıyla eksi 4'e eksi 1 diye geldiğinde a değeri karşımıza ya 4 olarak çıktı ya da 1 olarak çıktı. Peki a dediğimiz neydi? 2x artı 1'in x eksi 1'e oranıydı. O halde ben içler dışlar çarpımı yaparak olayı düzenleyecek olursam 4x eksi 4 eşittir 2x artı 1 yani 2x eşittir 5 o halde x eşittir 5 bölü 2 bir de 2x artı 1'i x eksi 1'e eşitlersem buradan da karşıma x değeri arkadaşlar eksi 2 olarak çıkacaktır. Diğer taraftan mutlak değerle ilgili bir denklem yine çok hata yapılan bir soru kalıbı. X kare eksi mutlak değer x eksi 2 eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesini ilgilendiriyor.
Şimdi mutlak değer genelde herkesin kafasında dışarı bir artı olarak çıkar, bir de eksi olarak çıkar mantığı olduğu için burada öğrenci soruyu çözerken dışarıyı yine bir artı bir eksi olarak çıkartıyor. Ama gözden kaçırdığı bir nokta var. O da şu. Biz mutlak değerin içerisinde sıfır yapan değere o mutlak değerin kritik noktası diyoruz. Dolayısıyla bu kritik noktadan daha büyük veya daha küçük değerlerde işaretimiz ya artı ya eksi oluyor. Onu da şöyle değerlendiriyoruz. X sıfırdan büyükken örneğin içerinin işareti artı olduğu için mutlak değerden dışarı aynen çıkıyor ama sorudan kaynaklanan eksi var. Çarpanları ayırdığımda eksi 2'ye artı 1 şeklinde x değeri ya 2 ya eksi 1 geliyor. Zaten öğrenci arkadaşlar da bunu aynen bu şekilde buluyor ama en baştaki şartı koşmadıkları için başta soruda burada hata yapıyorlar. O zaman sıfırdan büyük olanlarını aldığımızda elimize gelecek olan kök buradaki 2 değeridir. X peki sıfırdan küçükse ne olacak? O zaman da x kare artı x eksi 2 eşittir sıfırı ayırırken artı 2'ye eksi 1 diye ayırdığımızdan bu sefer de karşımıza eksi 2 ve 1 kökü gelecek. Biz ama x sıfırdan küçük olsun demiştik. O halde 1'i alamadık. Demek ki karşımızda 4 tane değil, sadece 2 tane kök vardır arkadaşlar.